Evet. Operasyon başlasın bakalım. Şu yeni aldığımız attığımızı da telefona bir takalım. Önce kimi arasam? Yağmur, tarlada çamur, teknede hamur. Ver Allah'ım ver, sel gibi yağmur. İsmail. Evet, İsmail Arjasa be. En zayıf halkadan başlayacağım. Bilinmeyen numara. Erkan kendine yeni hat mı aldı yoksa la he? Eğer öyleyse niye açayım ki sevgilimi elimden alan adamla ne konuşacağım? Ama bir dakika. Açıp küfür edip kapatsam süper olmaz mı la? İsmail aklınla bin yaşa la. Erkan ben senin... Erkan değil. Ben Cuma Usta'yı kaçıran mafya üyesiyim. Öyle mi? Çok memnun oldum efendim. Ben de İsmail, Cuma Usta'nın çırağıyım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız çorbamız kaynıyor, maymunumuz oynuyor, ekmeğimizin peşindeyiz. Bir gün bu taraflara yolunuz düşerse mutlaka gelin bir çayımızı için. Oho! Biz kelle istedik, Safi kelle çıktın sen be ya. Lak. Bu neymiş mi? Sus bakalım bir motoru soğusun. Motoru soğusun seni be. Şu anda elimde fincan için kaçırdığım tam 10 kişi var. Onlardan birinin parasını vermediler. Bak şimdi başına neler gelecek oğlum. Dinle! Geber! Abicim sizin işiniz de çok zor be. Adamı kaçırıyorsun, o kadar masraf yapıyorsun. Sonra ne oluyor? Elekte patlıyor. Bak kazancı yok o işin. Bir de 6 tane kurşun attın. Sen ortalama 10 liradan 60 lira eder. Safi zarar ya. Sonra diyorlar ki fidyecilik sektörü gelişmiyor. Gelişmez tabii ya. Gelişmezse de bekleme ya. Bu İsmail benim sandığımdan daha da geri zekalı be ya. Yemin ederim oturduğum koltuk ondan daha zeki be. Ay! Alo, hemen fidyenin parasını getirin. Yoksa Cuma Usta'nı öldürürüm, haberin olsun. Bir dakika. Ben nereden bileceğim? Cuma Usta'm senin elinde değil, ben ustamın sesini duymak istiyorum. Usta sesini hemen dur. Cuma! Getir onu buraya, getirin! Alo, İsmail. Yardım et bana, bunlar beni çok kötü bağladılar, dövüyorlar ve... Ah! Ay! Çabuk yardım edin bana İsmail, vallahi burada can çekişiyorum, işkence görüyorum, çabuk kurtarın beni be! Usta sen... Hiç merak etme, kurtaracağız seni. Alo, duydun mu? 30.000 lira, cash nakit hemen istiyorum. Yo, çok dedin. Benim ustam o kadar etmez. Ne demek etmez? Bana girişi 20.000 lira. 10.000 lira da arada biz kazanmayalım bakalım. Vallahi etmez. Etse bile zaten benim de öyle bir para yok yani. Ustam bana hiçbir zaman haftalık vermiyor ki ben de onun fidyesini ödeyeyim ya. Etme bulma dünyası kardeşim. Kalın sağlıcakla. Alo. Hayda. Kapattı telefonu ya. Ah be. Ah koynumda yılan mı istemişim ben? Ay İsmail. Adam ustanı kaçırdım diyor. Ben ne yapıyorum la öyle safi salak gibi? Mal mıyım la ben? İyice saçmaladım he. Malım. Kesin malım ben. Son. Ne oğlum? Çay mı istersen oğlum? Düzgün istersene bey. Beyler! Kaçırmışlar işte dostlarımı. Bildiğiniz kaçırmışlar. Adamlar fidye için aradılar. Abisinin o zaman bu durum ciddi herhalde. Biz arayalım yani polisi. Allah Allah. Biz işin gırgırındaydık ama bu salaklar gerçekten kaçırdı galiba Cuma'yı. Ya ne gırgırı? Bu adamlar psikopatın önde gideni. Daha önce kaçırdıkları adamın fidyesi ödenmedi diye adamı vurdular, öldürdüler. İnşallah ustama kıymazlar. Sakin ol İsmail. Ağlama lan. Alo. Polis merkezi mi? Efendim bir kaçırılma vakası bildirmek istiyorum. Evet fidye var. İşin ucunda fidye var ya. Evet. Balat Çarşı efendim. Komiserim bunlar tamam. Fidye için tekrar aradıklarında kaçıranların yerini tespit edeceğim. Tamam komiserim, tamam. Kolay gelsin memur bey. Ya çocuklar.
Duyduklarım doğru demek ha. Cuma'yı mı kaçırdılar? Maalesef Bozdur baba. Fidye mafyası kaçırmış. Ulan ben öyle fidye mafyasını var ya beynine... Oğlum sen dururken niye onu kaçırmışlar Cuma'yı? Aşk olsun Bozdur baba. Vallahi her fırsatta bozuk para gibi harcıyorum beni. Yakında anlarsınız kıymetimi. Bitine... Yani Cuma dolandırıcıydı falan ama yani severdim ben yani. Çok dokundu bize, çok. Ah. Keşke Cuma'yı kaçırmayalardı da gelip dükkanın tesisatının canını okusaydı gene. Kırıp dökseydi her tarafı ya. Ha, çayların parasını da ödemezdi zaten. Sonradan gargaraya getirir, kaçardı. Ah! Ya ne biçim konuşuyorsunuz ya adam ölmüş gibi? Allah Allah, merak etmeyin, bulacağız bir kere bak. Komiserim yanında. Aa, bilinmeyen numara arıyor lan. Kesin onlar komiserim. Ustamı kaçıranlar belki de bilinmeyen numara aramıştı. Ne yapacağız şimdi abisinin? Yani komiserim? Aç, mümkün olduğunca konuştur. Hatta tutmaya çalış, bir telefonun yerini tetkik eder. Tamam, hoparlörü aç, hoparlörü. Alo. Kimsin? Ben Cuma Usta'yı kaçıran. Gardar, acımasız, gözünü kan bürümüş mafyayım. Ben acaba sebzelerin efendisi Üzeyir'le mi görüşüyorum? Benim, buyurun. Hemen fidyeyi istiyorum. Tam 30.000 lira. Abisinin ciğeri beş para etmez adam için 30.000 lira çok değil mi sence de? Kim? Nasıl? Kimin ciğeri beş para etmez? Cuma Usta'nın mı? Siz yanlış tanımışsınız onu. Ben kendisini 3 saattir tanıyorum ama hastası oldum valla. Sizin ciğeriniz beş para etmez asıl ya. Eğer madem bu kadar seviyordun abisinin, koynunu alıp yataydın. Yani niye kaçırdın? En çok kim para edecekse onu kaçıracaktım tabii ki. Seni mi kaçıraydım acaba sebep kafalı? Sen 2 kilo mandalina etmezsin ya. Takas kabul ediyor musunuz? İsmail'i verelim, Cuma'yı bırakın. Yuh artık. Takas kabul ediyorsunuz mu? Ha? Biz İsmail'i verelim, üstüne de para verelim. Hayatta kabul etmem. Üstüne Üzeyir'i, Miço'yu, Oksin'i, İhsan'ı, Selami'yi hatta Şevkat'ı bile verseniz kabul etmem. Siz Cuma Usta'yı tanımamışsınız. Hepsiniz toplansınız, onun turnuğu alamazsınız. Ya kardeşim bak, biz alıcıyız, alıcı duyuyor musun? Alıcıyız. Sen son fiyat ne olur onu bize söyle. Ayakta indirim yapmam. Ama Mahmut alışsın diye 25 bin olur. İndir bakayım biraz daha, indir. 20. İn. 15 daha da inmem ha. Komiserim yerini bulduk. Abisinin ne diyorsun sen? Lan Cuma'ya eskiciye versen bir plastiklerle bir dal mandal alırsın be. Bize lazım mazım değil lan Cuma. Hayrını gör. Hadi abisinin. Alo. Aa, nasıl? Ay! Kapattı be. Of. Cuma Usta'yı gerçekten kimse sevmiyor mu ya? Ha? Mahallede kadrimi kıymetimi bilen hiç kimse yok mu ya? Aa, Cuma. İşte yüzleş hayat böyle bir şey ya. Niye acımasız oldun diye soruyorlar sonra. Ben bir çay demeyeyim be. Tamamdır, adresi tespit ettik. Gidiyoruz çocuklar. Komiserim, izniniz olursa biz de sizinle beraber gelebilir miyiz? Bir şartla. Polisin çalışmalarına engel teşkil edecek hareketlerde bulunmayacaktın. Tabii komiserim. Yani biz sıkıntı vermeyiz. Hadi ustamı alıp döneceğiz. Hadi gidelim. Al telefonu. Son, dükkan sana emanet. Tamam. Ah Cuma usta. Ah. İsmail haklıymış be. Benim halini hiç kimse sevmiyor be. Hiç kimsenin kalbini çıkaran şeyim yok mu be? Ne oluyor sen be? Ne yapayım, kendini toparla. Niye saldın böyle kendini? Komiserim, sinyalı bu sokaktan tespit ettik. Tamam, hadi gidelim. Vay alçaklar. Ustamı tuttukları ev resmen bizim mali demiş komiser. Bu nasıl bir cesaret ya? Lan herifler burnumuzun dibine kadar girmiş ya kardeş ya. Komiserim, biz Cuma'yı çok severiz. Kalbimizdeki yeri çok büyüktür yani. Evet komiserim. Kılına zarar gelsin istemeyiz. Merak etmeyin. Cuma'nın kılına zarar gelmeden kurtarıcıyız onu. Çık sakin. Allah razı olsun. Güvenmeyin. Güvenmeyin.